Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi. 1 Haziran 2021. Koronavirüs COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede gerek 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte sosyal izolasyonun artırılması, gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır. Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınarak, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 5'ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 1. Sokağa çıkma kısıtlaması. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-5 saatleri arasında, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 5'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 1.1 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14 Aralık 2020 tarih ve 20.799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari, adli yaptırımlara konu edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde E-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NEİS kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı, taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan, çalışma izni görev belgesi formu, da denetimlerde ibraz edilebilecektir. 1.2 Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, engelli vatandaşlarımız hariç, ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. 1.3 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, sadece ekmek ve unlu mamul satışı için açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, engelli vatandaşlarımız hariç ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. 1.4 Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici, kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup, ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler. 1.5 Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler valiler ve kaymakamlar tarafından alınacaktır. 1.6 Aşı hakkını kullanarak 2 doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 ila 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır. 1.7 Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş ve benzeri kullanamayacaklardır. Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır. İkinci şehirler arası seyahat kısıtlaması. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında, sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir. 2.1 Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeri ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin müfettiş, denetmen ve benzeri özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir. Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının E-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular, yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir, sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır. 2.2 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek, E-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir.
Seyahat izin belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Zorunlu hal sayılacak durumlar. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve veya daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan, en fazla iki kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler. ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan. Ceza infaz kurumlarından salıverilen. Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir. 3. İş yerlerinin faaliyetleri. 3.1 Yeme içme yerleri, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi. Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması. Aynı anda aynı masada açık alanlarında 3, kapalı alanlarında ise 2'den fazla müşteri kabul edilmemesi. Kaydıyla, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 7-21.00 saatleri arasında masada servis, gel al ve paket servis, 21.00 ila 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis. Pazar günleri ise 7-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir. 3 Şubat 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, luna parklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan iş yerleri. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu, faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun, kağıt okey, tavla dahil oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında 3, kapalı alanlarında ise 2'den fazla müşteri kabul edilmemesi. Sinema salonlarında %50 kapasite, bir koltuk dolu bir koltuk boş sınırına uyulması. Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, pazar günleri hariç 7-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu kafeleriyle gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir. 3.3 Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler ve benzeri iş yerleri ile AVM'ler. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla, pazar günleri hariç 7-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. 3.4 Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. 3.5 Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde, marketlerde, zincir ve süpermarketler dahil zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
3.6 Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri, pazar günleri hariç 7.20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. 3.7 Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 7.24.00 saatleri arasında evlere, adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.